Yedi kardeşiz. İbrahim 7 yaşındaydı, 8 yaşındaydı kaza geçirdi. Urfa'daydık. Hastaneye kaldırdık. Ameliyat oldu. Bacağından platin konuldu. Platin 4-5 sene alınamadı. Rahatsızlıktan dolayı sürekli kan bozukluğu şu bu derken alamadılar. 4-5 yılın sonunda platin alındı. Platin alındıktan sonra 6 ay sonra İbrahim ağırlaştı, yatağa düştü. Ayağa kalkması imkansız dediler. Gücümüz yok tedavi için başka yere götürmeye. Öyle işte yani. Daha diyecek bir şey bulamıyorum. Nasıl besleniyor, kim bakıyor? Evet. Nasıl besleniyor? Maması var. Mikrofonu çekiyorum. Yapamıyorduk. Bir senedir alamıyorduk. Abiler işte Fethi abi, Mustafa abi yardımcı oldular. Yaptılar. Bir aydır mamasını geliyor. Bir senedir yiyemiyordu. Bezi vardı. Bezi vermiyordular devlet. Belediye vermiyordu. Yeni yaptırdı. Doktor yazdırdı. Yeni aldı. Başka bir şey yiyip içemiyor zaten. Çorba gibi, bir pilav gibi bir şeyler evde yapmaya çalışıyor ama olmuyordu. Evin geçimi de kiramız 300'dü gördüğünüz gibi. 300, bu ay 350'ye de çıktı kira. Hiç ödeyemez olduk. Bakın ücretini alıyorduk. Hasta bakım ücreti. 6-7 aydır onu da alamıyor. Kiralar, neden almıyorsunuz? Belediye adresleri değiştiriyor sokak çalışmaları olduğu için. Sokak adı değişiyor, kapı numaraları değişiyor. Alamadık. Yeniden yaptırdım, onu bekliyordu. Bekliyoruz, olur olmaz artık. 3 aylık var, 3 aylığımız var. Hem benim hem İbrahim'in. Şu an onun üzerinde durabiliyoruz. Başka bir çalışanımız yok. Babamız yok, ayrı annemle. 10 senedir boşanmışlar. Öyle, kız kardeşim var, benim küçüğüm Kader. O evli ama o da durumu yok. Artı hasta, o da siroz hastası. Tedavi oldu Ankara'da bayağı. İlaçları yurt dışından gelecekti, gelmedi, bekliyor hala. İşte 3 çocuk okula gidiyor. Büşra, Muhammed, Erol. Böyle. Ev kira, ne bileyim, elektrik faturaları geliyor, ödenmiyor. Bir ara 3 gün suyu kestiler. Bir ara elektriği kestiler. Bir ara 2 kira, 3 kira birlikte ödeyemedik. Yani. Şu an birikmiş kiralarınız var mı? Şu an birikmiş kiralarımız yok. Isınmayı falan nasıl sağlıyorsunuz? Camları böyle mi, bu şekilde mi? Böyle, bu şekilde. Yani birikmiş kiralar vardı, 2 tane vardı. 2 mi 3 mü vardı? Borç ettik, verdik. Şu an başka bir yere borçluyuz. Hı hı. Oraya sonra hani ev sahibi durmadığı için aradık Urfa'yı, teyzem bize gönderdi. O da nereden bulduysa. Ve şu an teyzeme borçluyuz. Ama camları dersen işte böyle. Yapacak başka bir şeyimiz yok. Ya Suriyeli 10 senedir biz tanıyoruz zaten Urfa'da hani. Onlar Urfa'daydı önce. Sonra biz buraya gelince onlar burada olduğumuzu duymuş. Hani biz de buraya gelelim, çalışalım, edelim diye. Onların çalışanı var. Ev bulamıyorlar, sokaktalar, parkta kalıyorlar. Genç kızları var, kadın genç. Bizde babamız o yok, evimizde erkek olmadığı için bari kadınları yanımızda barındırabiliriz diye düşündük. Kadınlar gece yanımda yatıyor, kızlar. Ev bulana kadar yani idare ediyoruz. Erkekler de dışarıda kalıyor. Yapacak bir şeyimiz yok. Eve alırsak oğlu komşu yanlış düşünür. Yapacak bir şeyimiz yok ama sadece bayanları alabiliyoruz. Oturabiliyoruz yani. Yağmur yağdığında falan su alıyor mu eviniz? Alıyor. Oturduğumuz oda, yataklarımız bile su içinde kalıyor. Burası bile salon, mutfak, odalar. Her tarafı içinde kalıyor. Etrafımız nehir gibi oluyor.
Ne sıkıntılarınız var? İsteğiniz nedir? Abi istemiyorum. Bir şey istemiyorum. Sadece ben oğlumun tedavisi. Meşbağı istiyorum. İstersen çadırda oturayım. Oğlumun sağlığını da istiyorum. Eş benim gözümde bir şey yok yani. Sadece onun iyilesin de, ayağa kalksın de, başka bir şey hiç istemiyorum ben. Zaten evinde görmüşsün, vallahi kirayı ödemiyoruz. Vallahi bugün çocuklar açtı. Para yoktu, okula göndermedim. İnan ki, ancak Allah biliyor. İşte ne bileyim yani, ceyranlar bile yok, ışık yok, hiçbir odada yok, tezgah yok, bulaşık yerde yıkıyoruz. Kardeşim ilaçmak istiyor. Da Fethiye'de gül getirdi zaten. Bu çekmeceyi onlar getirdi bunu. Tuvalet belki oradan daha geniş yani. Bunlar da bizden de. Tamam. Tamam. Ne yapıyorsun? Bu da var ya. Ne yapıyorsun? 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 Ne yapıyor